Babasının ölümü üzerine Paris'ten dönen Mehtun, ailesinin borçlanıp batmak üzere olduğunu öğrenince, zengin sandığı komşuları Kaşıkçızade Kasım Efendi'nin kızı Edibe ile evlenir. Kız kardeşi Lebi Bey'i de Hacı Kasım Efendi'nin oğlu Mahir'e verir. Çifte düğün yaparlar. Gelelim gerçeklere. Mehtun'un bütün düşünceleri boş çıkmış, zengin sandığı Hacı Kasım'dan para sızdırmak şöyle dursun, üstelik ona borçlanmıştır. Günden güne alacaklıların sıkıştırdığını, hatta konağın hacz edilip satılacağını avukatından öğrenen Mehtun, bu kez başka çareler aramaya başlar. Benimle konuşmak istemişsiniz enişte. Otur Mahir. Seninle akrabadan da öteyiz artık. Ayrımız gayrımız kalmadı. İyi kötü geçinip gidiyoruz. Allah'a şükür. Bütün idarenin üzerimde olduğunu biliyorsun. Kimseye açamadığım sıkıntılı halimi ancak sana açabilirim diye düşündüm. Bana ancak sen yardımcı olabilirsin. Nasıl yardım edebilirim size? Köşkün durumu iyi değil. Üstelik gün geçtikçe de kötüye gidiyoruz. Dengeyi biraz olsun yoluna koyabilmek için 4-5 bin liraya ihtiyacım var. Bu 4-5 bin lirayı babamdan koparabilmek için cesaretime başvurmak hayaline kapılıyorsanız aldanıyorsunuz. Bugün beni, kızını, damadını, hepimizi dar ağacına götürseler babam 100 lirasını bile feda etmez. Biliyorum. O halde? Sen bana bu yardımı babanın haberi olmadan da yapabilirsin. Nasıl yapabilirim bunu? Allah o günleri göstermesin. İkimiz de babanın zenginliğinden faydalanmak için ölümünü bekler gibiyiz. Ama sen bana uyar. Dediklerimi yaparsan biz babanın sağlığında o zenginliğin çoğunu ele geçirebiliriz. Varsın koca ihtiyar, sonra 200 sene daha yaşasın. Bunca yıldır yoksulluk, parasızlık çektim. Hala da çekiyorum. Babamın sağlığında buna bir çare bulunacağını sanmam. Daha toysun da ondan. Babanın mülk senetleri nerede durur? Evimizdeki sandıkta. Niye sordun? Gözüm Mahir. Senden şu senetlerden biriyle babanın mührünü 2 saat için bende kalmak üzere almanı istiyorum. Çıldırmışsınız siz. Vah çocuk vah. Vahı mahı yok. Bu teklif ettiğiniz düpedüz hırsızlık. Neden hırsızlık oluyormuş? Bana baksanıza enişte bey. Ben dil bilmem. Öyle yüksek mekteplerde de okumadım. Bu söylediğinizin aslı bilgi midir pek aklım ermez ama ne yazık ki bende düşüncelerinize adım uyduracak kafa yok. Babam bana bakmış bakmamış. Bu başka mesele. Ne de olsa iyi kötü büyütmüş, beni bu boya getirmiş. İstediğinizi yapamayacağım. Özür dilerim. Bunda üzülecek hiçbir şey yok. Kayınbabanın paralarını elde etmek için bir çare buldum ben. Nasıl bir çare? Mahir'i ben kandıramadıktan sonra başka hiç kimse kandıramaz. Sen öyle zannetti. Benim elimdeki silah her şeyden kuvvetli. Çok merak ediyorum. Kim o kuvvetli silah? Sen. Ben. Yarın akşam köşkte bir balo vereceksin. Ne balosu? Affedersin ama dostum, söylediklerinden hiçbir şey anlayamadım ben. Merak etme, anlarsın. Sizinkilere dans öğret, ötesine karışma. Vals oyunların şahıdır. Eski rivayetlere göre bu oyunun icat edildiği yerin Almanya olduğu söyleniyorsa da elimizdeki kitap bunu kabul etmiyor. Ah ne güzel konuşmuş Bilgi Baskasey. Evet, kitap diyor ki vals aslında Fransız işidir. Ve bu oyunu ilk defa Kral 3. Henry oynamıştır. Ben kral olayım, sen de benim kraliçem. Ne dersin Eleni? Ah ne diyecek? Siz isteyecek, ben olacak kraliçe. Kitap bu geniş bilgilerden söz ediyorsa da şimdilik bunların bize pek lüzumu yok.
Balomuz yarın akşam verileceğinden sizlere kısa ve acele bilgiler vermek zorundayım. Kuzum Şaban, balo nedir ben bilmiyorum. Ne cahil kadınsın be, balo balodur. İsmi üstünde, balo balondan gelir. Kimin balonu? Şimdi tepeme attıracağına, Gökçük Bey'in balonu. Vals adımı 3 tempo üzerinden ve biraz hızlı olarak atılır. Birinci tempoda sol ayak sol tarafa kaydırılır. İkincide dizler biraz kıvrılarak dinlenir. Üçüncüde sağ ayak arkadan sol ayağa hızla yaklaştırılıp sol ayak ileri sürüklenir. Kavalye'nin dans eşliğinde bulunan madamı da aynı adımları atacaktır. Şimdi herkes eşini seçsin, çalışmaya başlayalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dans ağızla şarkı söyleyerek mi yapılacak? Çalgı çalacak pek tabii. Sonra da bir kadın, bir erkek. Bir kadın, bir erkek. Bir kadın, bir erkek. Dans edecekler. Hadi Edibe, sen de bana dama ol. Ne olayım? Dama. Kendine gel abi. Beyefendiye dama olup talimli maymun gibi sıçrayacakmışım. Sen de çıldırmışsın onlar gibi. Edibe, gelin beraber çalışalım. Yaklaşma bana. Balonunuz da yerin dibine batsın, balonunuz da. Edibe Hanım biraz sinirli de. Biz çalışmamıza devam edelim. Buyurun Valide Hanım, Raci, Lebibe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dans edelim mi? Azize! Ah şuraya bakın kızlar! Heriflerle karılar birbirlerine sarılıp haymana beygirleri gibi fırıl fırıl dönüyorlar. Sonra da büfe midir küfe midir nedir işte oraya çekilip ziflenip duruyorlar. Ya sonra nereye çekiliyorlar farkında mısınız kızlar? Bahçenin öbür ucundaki kamelyaya gidiyorlar. Madamlar tuvalet tazeliyorlarmış orada. Ay iki gözlerim yalnız gitmiyorlar ki oraya. Yanlarında da kazık gibi birer herif. Azize, tuvaletlerini bu heriflere mi yaptırıyorlar dersin? Ay, ay ömürsün. Aziz, Meftun değil mi o? Bizim damat. Meftun değil mi o? Dur, ayol. O kim o yanındaki kadın? Aa, o ne o değilmiş. Yapma, ayol kız alınacak. Güzel eni, misafirlere şapır şupur da bize yarabbi şükür mü? Bize istemişsin Tetek. Ah Eleni kız, içim yanıyor biliyor musun? Ah ve, Tetek bir gazoz, bütün ateş sönecek. Hop hop hop, Allah söndürmesin. Gazoz mu bu? Gazoz. Oh be, kokusu sert ama hoşuma gitti. Afiyet olsun. Eleni kız. Bebe, oriste. Sonra diyorum, misafirler kafayı bulunca şu ağacın arkasına gelsen de senle bir dans araklasak ha? Nasıl olur? Bal gibi olur. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Unuttun galiba, sen kraliçesin, ben de kral. Bekliyorum ha. Edibe yenge. Efendim. Nereye? Bahçeye çıkmam lazım. Bahçeye mi? Oyun oynamaya mı? Evet. Ben de geleyim mi? Yok. Sen burada bekle beni olmaz mı? Olur.
Aman Meftun. Mon Dieu, ne kadar yapışkan oluyor şu senin kayınbirader Mahir. Sen yoksunuz hiçbir kadın görmedi ömründe. Hiç mi hiç bilmiyor. Güzelliğiniz karşısında başka türlü davranabilir mi? Buna imkan var mı? Ah rica ediyorum Meftun. Ben hala hissediyorum Mahir yapışkan yapışkan üstümde. Almam lazım bir banyo. Belki sonra. Pötet. Ah şabal, şabal. Ah bahçede bir erkeği bir kadını, bir erkeği bir kadını. Herkes aşağı aşağı duşuttu. Yok canım. Alışı şunu. Bu ne be? Gazoz alır, gazoz. Kız ne biçim gazoz bu? Panşanyalı gazoz, afiyet olsun. Herkes eş aşağı düştü, sen de buraya düştün. Bırak şimdi aşı işi. Şimdi senin adın Kavala, benim kızı da madama. İle frangaca. Senin adın mama mı şimcek? Yok canım, oyun icabı. Kalk. Ne oluyor kız? Şimdi bir elinle belime sarıl, öteki elinle de boynuma. Tövbe. Öyle değil, sıkı sıkı. Dur kız. Kıştın beyin öğrettiği gibi. Dur. Bir iki uç, bir iki uç. Sonu ne oluyor? Çok merak ediyorum. Zengin olacağım. Sevgili kayınpederim Kasım Efendi'nin milyonları bana kalacak. Hasta mı ihtiyar? Hayır, Türk gibi. O halde. Bu mirası ihtiyarın sağlığında almam lazım. Hı-hı. Bu planı bunun için hazırladım. Ah seni mini şeytan. Tötüm ki diablo. Aman. Ne şıpsevdi herifmiş bu. Bahçedeki bütün kadınlara yetişiyor. Allah bilir yeryüzünde beğenmediği bir tek kadın yoktur bunun. Aman tövbe de Bahriye. Kim bilir benim için de aklımdan neler geçiriyordur. Hoşt köpek, kat karı. Vallahi 40 gönlüm olsa bir tanesini vermem ona. İyiliğinizi ömrümce unutmayacağım. Mahir de sevda ateşi bacayı sardı zannederim. Ben natural mı? Geçti bile. Meftun, Mahir iyi insan. İle telmon junti. Ben anlamıyorum neden böyle yapıyoruz. Yazık bu çocuk. Sen bana acı. Neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah. Me pourquoi? Neden sen evlendi öyleyse? Boşuna yapmadın bu evliliği. Müsaade et, o da bana ait bir sır olarak kalsın. Ah seni mini şeytan. Kıyamet mi kopar sanki ya? Hadi ya, hadi. Görmezler. Hadi gel, bir kere. Hadi be. İyi be yenge. Bahçede oynayamadın mı? Keşke çarşafını giyip bahçeye çıkmasaydın. Hasan. Yengeciğim. Maşallah beyefendi. Balo dediğiniz rezaleti gördük dün gece. Bu mevzu benimle değil abinizle konuşun. Ayrıca söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. İşine gelmiyor da ondan. Dün geceki eğlencen işkence oldu benim için. Hakikatleri daha iyi görmeme sebep oldu. Sizinle konuşmam gerekiyordu zaten. Konuşacak bir mevzu kalmadı aramızda. Her şey bitti. Anlatmam lazım. Utanmadan hala konuşuyor. Tuh kepaze. Madam ağzınızı toplayın. Ben madam ha? Sen ağzını topla rezil. Nereden madam oluyormuşum ben? Madam akşam birbirinize sarılıp topaç gibi fırıl fırıl döndüğünüz karılardı. Çok şükür babamın adı Hacı Kasım. Hacı Kasım'ın oğluyum ben. Söylediğin sözlerin hiçbirini üzerime almıyorum. Tabii almaz. Yüzün yok çünkü. Dün geceki rezaletten sonra hakkım yok mu sana darılmaya?
Ne olmuş dün gece? Daha ne olsun? Bütün hakikatleri öğrendim. Çarşaf giyip ağaçların arasına gizlendim. Her şeyi bir bir seyrettim. Zaten bizim kadınlarımızda erkeğini gözetlemeye karşı büyük bir heves vardır. İki kişi konuşurken dışarıdan gizlenip dinlemek büyük bir terbiyesizlik, büyük bir vicdansızlıktır. Aa, yediğin naneye bak. Hangimizinki terbiyesizlik, hangimizinki vicdansızlık? Allah için söylesinler. Kasım Efendi'nin kızıyım da o gördüklerime dayandım. Dua et dayandım. Dayandım da kafana bir şey kaldırıp vurmadım. Şıp sevdi musibet. Kocasının dışarıda gözü olmasını istemeyen bir kadın kendi kadınlık vazifelerini yapar da ona karşılık kocası bir nankörlükte bulunursa o zaman söz söylemeye hak kazanır. Ben sana karılık vazifelerimi yerine getirmiyor muyum? Getiriyorsun. Şimdi beni kaba saba söyleteceksin. Kadınlık vazifesi yalnız senin anladığından ibaret değildir. Bir kadın giyinmesini, kuşanmasını, söz söylemesini, kocasına nasıl davranacağını bilmeli. Onu avutmasını, eğlendirmesini, oyalamasını bilmeli. Söyle bakalım küçük hanım, bunların hangisinden haberin var senin? Doğru. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Öğrenmedim çok şükür. Koca aldatmasını bilmem ben. Ağzından çıkanı kulağın işitsin. Benim hakaretlere dayanma derecemi ölçmek için mi bu halkları ediyorsun? Azize teyzemi dinleyip neler yaptım akıllanman için. Oh canıma değsin. Yaptıklarını merak ettim doğrusu. Başmak-ı şeriften acı sular getirtip içirdim. Aa! Merkez efendiden taş aldım. Çamaşırlarını, yedi emirleri okuttum. Sebebini öğrenebilir miyim bunların? Artık beni sevmiyordun. Sevesin diye. Daha neler yapmadım. Pabucu büyükten muska aldım. Ya, sonra? Hindiler tekkesinde su okuttum. Üflettim, tükürttüm. Hı? Getirip sana içirdim. Ya. Ama üzülme. Gene akıllanmadın. Azize teyzenin bana verdiği nefesle suyunu okuyup üfledim, tükürdüm, öyle içirdim. Başka? Yeni doğmuş çocuğun ilk abdesti. Bensiz siyah köpeğin tersi. Hangisini söyleyeyim? Ne duyduğumsa yaptım. Bir türlü aklın başına gelmedi. Damarın, kanın bozuk senin. Bu söylediklerin hepsini yedirip içirdin mi bana? Evet. Hem yedirdim hem içirdim. Oh, afiyet olsun. Ben bunları yerken hiçbir şey anlamadın mı? Nereden anlayacaksın? Her şeyi bilirim iddiasından ne yediğini bile fark edemedin. Vicdanınız hiç mi sızlamadı? Ben vicdan bilmem. Allah şahit akıllan diye yaptım. Peki ya ben anlasaydım? Nereden anlayacaktın? Yedirdimse çocuğa bulamaç yedirir gibi parmak parmak yedirmedim ya. Kimisini şuruba, kimisini sütlaca kattım. Rengine göre. Gönlüm bulanıyor. Fena oluyorum. Ne var bunda gönlüm bulanacak? Şimdi yedirmedim ya. Rahat ol. Tam iki ay oldu. Görümcem geçen gün bir roman okumuştu. Kadının biri sevdiğini kocasıyla yattığı karyolanın altına saklamış. Ne olmuş peki saklamışsa? İşte sana öyle hoppa, öyle hafif bir kadın lazım. Oh çok şükür, Allah'a çok şükür. Benim sütüm bozuk değil. Yo kızım, yo edibeciğim, yo ciğerimin köşesi. Bak o damat bozuntusu o şıp sevdi herif. Ne kadar kötü olursa olsun evin, barkın, yuvan her şeyin kocanın yanı artık. Değil mi Kasım Efendi? Ah Kasım Efendi ah. Yaktık gül gibi kızım. Bizim kitabımızda. Gelinin canlı girdiği evden ancak cenazesinin çıkacağı yazar. Böyle gördüm, böyle bilirim ben. Biraz da beni dinleseniz efendi baba. Yaşayamam artık o insanların arasında. Edibeliğimi, kendimi kaybettim. Bir el gibi hissediyorum kendimi. Kurtar beni anacığım. Kurtar beni bu yabancı insanların elinden. Yo. Yo efendi yo. Kızımı bir pazarından almadım ben. Ha, üç gece misafir oldum da nelere şahit oldum ben. Şu zavallı gözlerim neler gördü. Şu garip kulaklarım neler işitti ha bir bilsen. Bahriye! Ama gene de efendi baban haklı yavrum. Ne olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun kocanın evidir. Oraya dönmen lazım.
Senelerdir böyle gördük, böyle yaşadık biz. Sarı güzelli Bahriye'nin kızı Edibe'nin ancak ölüsü çıkar gelin olarak girdiği evden. Hadi yavrum. Peki anne, dönerim. Dönerim ama Kasım Efendi'nin kızı Edibe olarak dönerim ancak. Meftun'un karısı olarak değil. Sizinle mühim bir mevzu konuşabilir miyim acaba? Tabii Mahir. Konuşmak istiyorum da konuşmaktan hicap duyuyorum. Eniştemsiniz. Enişte olmak suç mu? Ama bu başka bir iş. Rahat ol Mahir. Geçen gün aramızda geçen soğuk konuşma bizi birbirimizden uzaklaştırmış değil. Söylersem kızmaz mısınız bana? Konuş Mahir. Dinliyorum. Madame McFarlane var ya. Evet var. Onu tanıdığım günden beri bir alev sardı içime. Ah enişte ah. Kadın değil, ateş parçası o. Ya. Öyle mi? Ateş parçası demek. Bana gücendiniz mi yoksa? Neden güceneyim? Siz benim kız kardeşim üzerine böyle bir fenalık yapsanız doğrusu çok gücenir, lanet ederim. Çocuksun Mahir. Ne senin böyle bir sevdaya tutulmuş olmana kızarım, ne de bende böyle bir hal olduğu zaman senin kızmanı isterim. Lebibe senin karındır. Ama son derece duygulu. Şüphelenmeye başladı benden. Biraz da kavga ettik. Alış oğlum. Kadın milletinin kavgasına, dırdırına alış. Ne yapsan yaranamazsın bu kadın milletine. Gene dırıltı çıkaracak bir hadise bulurlar. Sen ne kadar iyi bir enişteymişsin. Ben ne kayınbirader bilirim ne enişte. Ben hakikatlere tapan bir adamımdır. Rahat hareket etsen. Birbirimizin kabahatlerini görmezlikten gelirsek gül gibi geçinir gideriz. Ancak. Evet ancak. Geçen günde anlattım ya. Para mevzunda bir hayli kötü vaziyetteyiz. Bana yardımcı olur. Babanla alakalı taleplerimi yerine getirirsen... Ama enişte bu düpedüz... Yo Mahir. Bu düpedüz bana yardımcı olma. Tamam mı Mahir? Bana yardım edeceksin değil mi? Gelecek güzel günlerimizi yıkmaya hakkın yok. Dediklerimi yapacaksın değil mi? Aslan kayınbiraderim benim. Abi, bana yardımcı olmanı istiyorum abi. Kocamı baştan çıkarıyorlar. Kocanı baştan mı çıkarıyorlar? Kim? Bir Fransız kadını. Oo, Mahir Bey'imizi bir Türk değil de bir Fransız kadını baştan çıkarıyormuş. Nereden anladın bunu? Çok komik. Lüzumundan fazla incelmeye, iki dirhem bir çekirdek olmaya başladı. En önemlisi, önceleri iki kelime Fransızca konuşulsun istemezdi. Şimdi elinde koca bir lügat durmadan Fransızca konuşmaya çalışıyor. Tuhaf şey. Bir koca Fransızca birkaç mısra ezberledi diye evlilik bağlarından kopmuş mu oluyor? Onu korumaya kalkma abi. İşin tuhafı Mahir bu hallere sizinle sıkı fıkı olduktan sonra düştü. Bilhassa balodan sonra. Hadi bakalım. Beni kocan gibi bir ahmağa azdırmaya tenezzül eden bir şeytan gibi gör. Teessüf ederim Lebibe. O zaman yardım edin bana. Şu Fransız kadınının kim olduğunu, aralarındaki münasebeti araştırın. Çıldırmışsın sen Lebibe. Dünden beri meydanlarda yok. Bak Lebibe, bana kalırsa uslu uslu odana çekil. Etrafı velveleye verme. Odana çekil, kocanın dönmesini bekle. Döner. Evli erkek olmak pek kolay değil. Kim bilir şu anda nelerle uğraşıyordur. Zavallı. Thank you.
zengin olacağız. Sevgili kayınpederim Kasım Efendi'nin altınları bana kalacak. Zengin olacağım. Sevgili kayınpederim Kasım Efendi'nin altınları bana kalacak. Neden yaptın bu evliliği? Boşuna değil tabii. Sevgili kayınpederim Kasım Efendi'nin altınları bana kalacak. Altınlar bana kalacak. Altınlar bana kalacak. Altınlar bana kalacak. Erken mi kalktın? Hiç uyumadım ki. İlk defa böyle görüyorum seni. Ben de. İçmişsin. Sarhoşsun. Çaresizim. Abi. Kardeşinim senin. Acılarımız bir. Susmanı değil, konuşmanı istiyorum. Senetlerim, sepetlerim, paralarım. Orada sandıkta değil mi? Uçmuş, gitmiş. Ne diyorsun? Almışlar. Kim bilir burada olduğunu? Bir sen, bir ben, bir de Allah. Başka? Başka? Mahi? Çekil şurada kokana, çekil de hırsımızı senden almayalım. Nerede? Oğlum nerede? Mahir nerede? Hoş geldiniz efendi baba. Çekil sen. Hiç de hoş gelmedik oğlum. Yandık biz, mahvolduk. Paralarım, senetlerim. Bir Allah biliyordu hepsinin yerini, bir ben, bir de efendi baban. Bir de sen! Oğlum. İnsanlık hali. Belki ihtiyacın olmuştur. Belki almak zorunda kalmışsındır. Ah ye! Konuş diyorum! Paralarım nerede? Senetlerin nerede? Bende. Sende mi? Evet bende. Bir şey anladımsa Arap olayım. Bakın anlatayım. Hakikatleri başından anlatayım size. O zaman isterseniz bağışlayın, isterseniz cezalandırın beni. Anlat, anlat! Ne duruyorsun, hadi! Tahriye! Konuş hadi, konuş! Hadiseler hiç de sizin bildiğiniz gibi değildi. Ne sizin bildiğiniz, ne benim bildiğim, ne de başkalarının bildiği gibi. Allah biliyor ya, yani Allah biliyor ya. Şu herifi ilk gördüğüm andan beri sevmedim. Kıpır kıpır, riyakar, gözlerinin içinden yalancılık akan garip bir adam. Rica ederim Valide Hanım. Hemen! Nereden valden oluyorum senin ben? Ha? Sahtekar herif. Bir hırsızlığın, bir paramızı çalman eksik. Koşun, yetişin. Mahir. Mahir, kendini öldürdü. Oğlum.
Katil, hırsız, dolandırıcı, sahtekar, öldürdün, abimi öldürdün. Kasım Efendi, Kasım Efendi! Nefret ediyorum senden. İftihar et baba. Bu sonu sen hazırladın. Senin tamahkarlığın hazırladı. Ben? Evet. Asıl katil sensin. Para için hepimizi satmakla asıl cinayeti sen işledin. Katil sensin. Gelelim sana. Bırak beni. Boşa. Boş ol de bana. Boş ol de, boş ol de. Boş ol. Son rezilce işlerinden, daha açıkçası cinayetlerinden sonra aramızda konuşulacak bir şey kalmadı. Ama gene de konuşmak geliyor içimden. İleri gidiyorsun Raci. Abin olduğumu yine unuttun. Keşke. Keşke unutabilsem. Kardeşin olduğunu düşündükçe çıldırıyorum. O kadar mı utanıyorsun benden? Utanmak az. Hangisinden başlayayım? Ard arda sıralanan rezaletlerin bini geçti. Sonunda herkes kendince bir kurtuluş yolu buldu. Hacı Kasım bile. Ama benim için öyle değil. Ne yapsam kardeşinim senin. Şahsına saygın yok, biliyoruz. Ama hiç olmazsa bana, anneme, Lebibe'ye acısaydın. Raci, artık yetişir. Artık yetişir Mevdun. Birbirinizle kavga etmekten başka yapacak bir şeyiniz kalmadı mı? Annenizi, biraz da benim çektiğim acıları düşünün. Yanlış anladınız beni. Yaptığım her şeyi sizin için. İçinde bulunduğunuz felaketi sizlere hissettirmemek için yaptım. Yüzüne gözüne bulaştırdın ama. Tek başına mücadele olmaz. Söyleseydin hep beraber, el ele vererek bir çare bulurduk. Çok geç. Artık yapacak bir şeyimiz kaldığını sanmıyorum. Haklısın. Yeterince üzüldük. Bizden ayrılman lazım Mevdun. Bizi bizle, bizi kendi acılarımızla baş başa bırak. Git Mevdun. Güle güle Mevdun. Mektupsuz bırakma bizi.